Yine çok önemli bir gündemimiz var. Bir ay önce bir ayrılık videosu çekmiştim. Şimdi de bir barışma videosu çekiyorum. Şöyle size ayrılık sürecini anlattım. Burada anksiyete krizleri yaşarken sizden destek aldım. Evdeki yalnızlığımı doldurdunuz. O yüzden şimdi çift terapi sürecinde olduğumuz için aslında konuşmamam lazım ama dur, tamam. Olaylar yok. Yine hisler üzerinden size barışma sürecinin başlangıcını, yani barışma sürecine girişi anlatayım. Gelişme ve sonuç artık sonraki herhalde aylarda olacak. Şunu diyecektim. O ayrılık günlerinde o kadar yanımda oldunuz ki, sevgili yapınca arkadaşlarını unutan kızlar olur ya. Hani öyle gibi olmak istemedim açıkçası. Barışır barışmaz sizi böyle bir kenara atmak istemedim. Çünkü aslında kalbim sizinle, ama dediğim gibi daha kendin ne olup bittiğini tam anlamadan zaten anlatamazsın ya. Biraz öyle bir süreçteydim. Barışma sürecinden önce biraz aslında ayrılığın faydalarından bahsedeyim arkadaşlar. Acılıydı, gözyaşlıydı, Xanax'lıydı ama ihtiyacım olan, bize ilaç olan bir süreç oldu. O zaman için çok da doğru bir hareketti. 3 ayı 12 ay gibi yaşadım. Yani 12 ay boyunca edinebileceğin farkındalıklar silsilesini böyle kapsül halde yuttuğum bir süreç oldu aslında. Hem kendimi tanımakla ilgili, hem böyle ilişkiyi sorgulamakla ilgili. Ben biraz şeye inanıyorum ya. Seni hasta eden yerde iyileşemezsin. O yüzden atmosferimi değiştirmem gerekiyordu. Orada bana iyi gelmeyen zehirli gazlar vardı. İyi ki de bu eve çıkmışım. Evimi çok seviyorum. Aslında hiç bırakasım yok. Zaten bu sene bırakmayı da düşünmüyorum. Böyle işte video çekmek, ofis gibi falan, ya böyle bir kendi alanım olarak kullanmak için. Seneye artık Allah kerim, ev sahibim beni izliyorsa çok fazla zam yapmazsa devam edebilirim. Neyse, ben öncelikle bu ayrılıkta kendi adıma şunu yaşadım ve bu beni çok mutlu etti. En mutlu olduğum farkındalıklardan biri oldu. İlk başta, ilk ayrıldığımızda ben gerçekten ölecekmişim gibi hissettim. Delirecekmişim gibi geldi ama gerçek delirmek, yani sonunda hastaneye yatacakmışım kadar korkmaya başladım. Çünkü yani böyle nasıl bir şey biliyor musun? 29 yaşında tanışmıştık biz. Tabii yetişkinsin de hani böyle işimi gücümü yeni oturtmaya başladım. Yani oturtmaya başlarken tanıştık. Tanıştığımızın ikinci yılında falan tam artık oturmuştu yani. Dolayısıyla o geçiş sürecinde onunlaydım. Her şeyi tek başıma yaptım. İşi tek başıma kurdum, her şeyi tek başıma büyüttüm. Ama oradaydı ya, sanki böyle bir koltuk değneğim vardı ve o değnek gitti. Ve ben devrilip düşeceğim. Ya çok garip bir şey, çok korkmaya, hayattan korkmaya başladım ya. Böyle yapamayacağım, tek başıma olmayacak yani. Hani tek başıma tatile gitmeyi çok seviyorum. Tek başıma 2-3 hafta bu evde yaşamak da çok güzeldi ama koltuk değneği olmadan yapamayacakmışım gibi hissediyordum. Ama sonra birkaç hafta içinde gördüm ki benim bacığım var. Koltuk değneği de demeyeyim yani, sanki ben böyle yorulduğumda beni kucaklayıp taşıyabilen biri vardı. İşte babam Alzheimer'ken falan çok manevi desteğini gördüm. Artık bir şey olsa, yani annemin mesela kanser yeniden tetiklense, artık beni düştüğüm zaman ayağa kaldırıp taşıyabilecek biri yok falan. Bunun korkusu çok acayipti ama insanlar birbirine korkuyla bağlanmamalı ya. İlk onu fark ettim. Yani ilk başta özlemekten ziyade korktum. Ve ya dedim, ben acaba korkularla mı bağlıydım ya? Hani hayatta başıma bir şey gelirse o orada olsun gibi, hani böyle onu orada bir can simidi tutmak, can simidi gibi tutmak mıydı? Bir can simidi miydi hani benim için evlilik? Belki de öyleydi. Hani dur bakalım, yaşadıkça göreceğiz. Hani başka yerlerden de özleyecek miyim, yoksa sadece bu can simitliğini mi özleyeceğim? Onun böyle farkına varmaya çalıştığım bir dönem oldu. Bireysel terapi de aldım. Türk kahvesi dişime bulaşacak mı acaba? Sonra yaklaşık bir ay içinde falan kendime güvenim, yani kendi kendimin can simidi de olabildiğime dair güvenim geri gelmeye başladı. Çünkü ya bu süreçte yine böyle ya ailesel bir şeyler, kendi ailemle alakalı bir şeyler yaşadığım oldu. Ya da o anksiyete krizlerinde sabahları böyle çok büyük bir anksiyeteyle uyanıyordum. Böyle anlatmıştım size. Nefeslerimin hızlandığı falan, işte psikiyatriste gittiğim, ilaç kullanmaya başladığım çok acayip bir şeydi. Anksiyete bu arada bana hayatımda ilk kez oldu. Korkunçmuş gerçekten. Mesela normalde öyle bir süreci orkunsuz
atlatmam çok zor olurmuş gibi gelirdi. Sanki onları yaşadığım an yeniden ona koşarım, barışırım gibi gelirdi. Ama fark ettim ki o can simidi hali aslında bir illüzyon. Yani ilişki sağlığını kaybettiyse sen zaten evet kendi kişisel hayatında kötü bir şeyler yaşadığın zaman o can simidine yine tutunabilirsin, tutunduğunu sanabilirsin ama ilişki kendi sağlığını kaybettiyse zaten o seni alttan alttan o kadar aşağı çekmeye başlar ki bu defa ilişkinin suyunda boğulmaya başlarsın. Yaşayacağın diğer olaylarda işine yarayacak olan o can simidi özelliği artık çoktan kaybolmuş olur. Yani bilmiyorum anlatabildim mi? Çok da aslında dediğim gibi biraz zorlanıyorum. Süzgeçlerden geçirmeye çalıştığım için ama siz beni anlarsınız. Zaten bunları yaşayan çoğu insanda benzer şeyler hissetmiştir. Neyse öncelikle onu bir atlattık. Günler ilerledikçe ona koşma ihtiyacı hissetmemeye başladığımı hallederiz ya hallediyoruz duygusunun artmaya başladığını yavaş yavaş böyle. Yani ya bu zamana kadar 29 yaşına kadar kocan mı vardı? Yoktu. Ve hep ayakta kaldın. Yıllarca yalnız yaşadın. Her işini kendin hallettin. Bu senin fabrika ayarların. Döndün mü de gayet güzel dönüyorsun. Sen 35 yaşında her şeyiyle kendine yeten bir kadınsın. 6 senedir de böyleydin. Ama nedense bir anda böyle bir panik oldun. Bu paniğe de gerek yokmuş. Çok da güzel kendini resetleyebiliyorsun. Bunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bir insanı can simidin olarak özlemek ona da haksızlık. Kendine de yani kendini de aslında küçük görmek, yetersiz görmek. Dolayısıyla bu can simidi mevzusunu terapilerinde yardımıyla açtık. Sonra bu korkular da geçtikten sonra artık gerçekten de hani saf bir şekilde sevgi bağıyla sadece ve sadece bütün korkulardan arınmış sadece sevgi kanalından birbirimizi özlüyor muyuz, özlemiyor muyuz, sevgisine ya da onu sevmeye o sevginin sıcaklığı da ya dünya soğudu ya. Bak bu çok garip. Korkular her şey halloldu. Ama gülmeyi özlemeye başladım. Takılmayı, sataşmayı, koklamayı, sarılmayı, o huzurlu uykuları. Özetle özledim arkadaşlar. Özlemeye başladım. Ama özlemek yeter mi? Asla yetmez. İnsanlar değişebilir. İnsanların değişebileceğine inanıyorum. Ama değiştirilebileceğine İnanmıyorum. Ben de kendimin çok yırtıcı yanlarını terapilerle değiştirmişimdir. Hem kendi hayatım adına hem ilişki adına vakti zamanda değiştirdiğim çok şey oldu. O yüzden değişimin mümkün olduğunu biliyorum ama karşı taraf değişmek istiyorsa belki 6 yaşında bir çocuksa falan şekillendirebilirsin ama 35 yaşındaki bir insan ancak ve ancak kendi değişmek istiyorsa çift terapisine gitmeliyiz. Bence de mantıklı. Konuşabilmek için yeterince sakinleştiğimizi ben de düşünüyorum. Ben de kendimi sorguladım. Daha sağlıklı bir yol olacağını terapinin artık ben de düşünüyorum falan noktasına kendi geldiyse o zaman terapi lokum. İki tarafta birbirini sevgi kanalıyla özlemeye başladığını, belki böyle elimizdeyken çok da anlamadığımız, çok böyle basit gündelik şeylerin aslında ne kadar da kıymetli olduğunu ve mesela ben bireysel terapide şey söylemiştim yani demiştim ki hani böyle çok çok böyle küçük küçük şeyleri özlüyorum ya evdeki huzuru çok özlüyorum ya o aile duygusu çünkü benim kendi ya ben aile duygusuna çok seviyormuşum aile sıcaklığını ve bunu bu süreçte mesela fark ettim. Ya benim kendi ailem, babam da annem de beni çok sevseler de kendi aralarındaki sıkıntılar dolayısıyla huzursuzluk vardı. Ve Orkun'la evliliğimde bu son seneyi saymazsak hep huzur ve hep sıcaklık vardı. Ve ben o sıcaklığı yani bir senelik, bir senede başlayan anlaşmazlıklar nedeniyle 6 seneyi çöpe atamıyorsun zaten. Atmak da istemiyorsun ve o eski halinizi bildiğin için evet bu ilişki hastalandı. Nasıl bir insan hastalandığında tedavi için her yolu deniyorsa ağır bir hastalıkta farklı doktorlara gidiyorsa ilişki hastalandığında da o özlediğin küçük küçük şeylerin terapist dedik ya bu anlattığın küçük şeyler aslında insanların arayıp da yıllarca bulamadığı ve insanı insan yapan dünyasını sıcaklaştıran
hayata anlam katan, çok önemli şeyler, hani küçük küçük diye anlattığın. Bir sürü insan bunları arıyor ve bulamıyor, belki aradığını bile bilmeden demişti. Bu arada bence iki taraftan biri istemiyorsa zaten olmamalıdır. Yani ben karşı taraftan ılımlı yaklaşım gelmemiş olsa çabalamazdım. En başta zaten çabalayacağımı çabaladım. Sonra bu şekilde hayatıma devam ediyor olurdum. O bana iyi gelen küçük küçük şeyleri de zaten anlardım ki ilişkiye devam etsem o küçük şeyler zaten orada olmayacak. O küçük mutlulukları yeniden yaşayabileceğim biri olsaydı o kişi zaten bu ilişkiyi kurtarmak için çaba sarf ediyor da olurdum. Özlemeyen, bu aile duygusunu, benle kendini aile olmuş gibi hissetmeyen biriyle zaten o sıcaklıkları yakalayamayacağım. Benim zorumla terapiye gitsen olur, gitmesen olur diye düşünüyor olurdum ki zaten ilk başta da böyle düşünüyordum. Böyle işte arkadaşlar, bakalım girdik bir yola. Çift terapisinin şu güzelliği var, daha yani yolun başındayız ama çok şaşırdım. Yani çünkü insan tabii olaylara hep kendi açısından bakıyor. Arkadaşlarıyla hep kendi açısından konuşuyor. Kendini daha bir sütten çıkmış akkaşık görüyor. Ve bir de karşı taraf çok duyguları içinde yaşayan biriyse, ben çok sesli yaşarım, o içeride neler olup bittiğini bilemediğin için kendince tanımlıyorsun. Herhalde şu olup bitiyor. Yani bana mesela çift terapist hep onu söylüyor. Hani onun adına düşünmeyin, onun adına karar vermeyin. Yani o bunu hissediyor diye bir karara varıp onun bunu hissettiğine hükmediyorsunuz. Hani bunu yapmıyoruz. Neyse, bir de çift terapisinde şöyle bir şey oluyor. O benim çok hoşuma gitti. Asla cevap yok. Cevap verme diye bir şey yok. O bir şey, şimdi evde normalde bir çift kavga ederken nasıl oluyor? O sana bıdı 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 bir şeyler söylerken sen aslında kafanda savunmanı hazırlayıp bıdı 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 sen de ona bir şeyler söylemeye başlıyorsun ve aslında böyle çok agresif bir kılıç dövüşüne falan dönüyor. Onu fark ettim ama terapide bir de artık birbirine bir şey kanıtlamak değil, savaşmak değil, gerçekten savaşmak değil, sevişmek istiyorsan, barışmak istiyorsan yapıcı bir şekilde orada oluyorsun ya, bu defa terapist mesela asla cevap verdirmiyor zaten. Birkaç kez böyle ilk başta tabii alışkın olmadığım için araya girmeye çalıştım. Hayır, kesinlikle susturuyor. Ondan sonra artık araya giremeyeceğini bildiğin için cevap hazırlamayı bırakıyorsun ve gerçekten onun derdi neymiş onu dinliyorsun. Ve o da senin derdin neymiş seni dinliyor. Ve bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yani bu evde kendi başına yapamadığın bir şey bence. Yapsan da yapamadığın, bak çok sağlıklı, çok medeni, çok böyle sakin tartışmalarda bile yaptığımızı sansak da tam olarak yapamadığımızı fark ettiğim bir şey. Ha, bu arada ben böyle ilk ayrıldığımızda aşırı eğlence istediğimi hep belirtiyordum kendime de, size de, herkese. Sonra böyle eğlence gelmeye başladı hayatıma. İşte influencer gezileri oldu, şunlar oldu, bunlar oldu ve abicim sürekli rüyamda onu görüyorum. Gece onu görüyorum, gündüz işte tur otobüsünde 15 dakika uykuya dalıyorum, onu görüyorum. Yani yemin ederim gittiğim her yer zehir olmaya başladı. Böyle gittiğim yerleri sonrasında ona anlatmak istemeye başladığımı fark ettim. Ve sonra fark ettim ki yani biz birlikteyken de ben zaten eğleneceğimi aslında eğleniyordum. Yani ben başka şeylerden bunu almışım hani. Eğlencesizlik tam olarak değilmiş ama ilk ayrıldığında bir oh oluyorsun yani. Bence ayrılınca herkes ilk bir oh oluyor. Ondan sonra hani yavaş yavaş ulen olmaya başlıyorsun. Neyse. Kıymeti varsa aranızdaki ilişkinin kıymetini. Kıymeti yoksa da kıymetli olmadığını, zaten zaman harcamaya değmeyeceğini anlayacağım bir süreç oluyor. Yani bilmiyorum şimdi, hani büyük de konuşmayayım. Hayat ne gösterir bilemezsin. Terapi nasıl gider onu da bilemezsin. Bilemiyorsun yani, insan faktörü var çünkü bu işin içinde. Böyle işte arkadaşlar. O zaman sizleri seviyorum. Abone de olabilirsiniz tabii ki. Bakalım bundan sonra neler çekeceğim. Neler çekeceğim. Umarım sadece video çekerim diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.